eksikliğin bir tane sebebi var işin doğrusu. Yani bunu gizlemek mümkün değil. O insanın ölü olmasından kaynaklanıyor. Allah korkusu sonradan öğretilemez bir insana. Öyle bir şey yok. Yani yaratılıştan insan zaten Allah'tan korkacak şekilde yaratılıyor. Ruh sahibi ise imkansızdır korkmaması. Korkmaması durumda aklını oynatır. Delirir yani. Ölür. Yapamaz yani. Öyle bir şey olmaz. Yani ne inkar edebilir ne de Allah'tan korkmazlık durumu olur. Allah'tan korkmayan bir insan cinnet geçirir. Eğer akıl sahibi ise. Mümkün değil. Yani ölür. Dolayısıyla şimdi ben diyor ki mesela Allah'tan korkmuyorum diyor. Bana bir şeyler anlat, Allah'tan korkayım diyor. Bak işin doğrusunu söylüyorum. Hiçbir etkisi olmaz. Yani cehennem ayetini su gibi ezberlesin. Git mezarlıkta mezarlığı göstert, ölüleri göstert. Hiçbir şey etkilenmez. Ölü olduğu için etkilenmez. Ama ibadet olarak anlatılabilir ayrı. Özel Müslüman yaratılması lazım. Yani ruh sahibi olması lazım. Yani Ruhul Kudüs'le desteklenmesi lazım. Onun dışında mümkün değildir. Mesela Beni İsrail'in büyük bölümünde Ruhul Kudüs bulunur. Yani ruhla desteklenirler. Tevrat'ta bu belirtilir. Ama bir kısmı yer altındaki karanlıklar diyarına, ölüler diyarına gidecek diye Tevrat'ta geçer. Museviler için. İşte o ölüler diyarına gidenler de ruh verilmeyen Museviler. Yani Ruhul Kudüs'te desteklenmemiş insanlar. Onların hepsi o karanlık diyara, karanlık diyar deniyor. Çünkü ölü için renk yoktur. Yani sadece siyah ve beyaz vardır. Ama öldüğünde beyazın da anlamı kalmıyor onun için. Sadece siyahlık vardır. Karanlık yani, simsiyah karanlık. Ve ölüler diyarıdır adı. Ruh sahibi olan ancak renk, ışık, ses, bu algıların hepsini fark edebilir. Ya bunun ne olduğunu düşünür. Dolayısıyla Allah'tan korkmayandan kork demeler nedeni ölü olmasından kaynaklanır. Ölü ve şuurunun kapalı olmasından. Mesela münafıklarda da ölü ve şuurları kapalı oluyor. Sadece şeytan etkisindedir. Ama şeytanın zekası kadar bir atak yapabilir. Mesela bak münafık yazışmalarına, konuşmalarına falan bakın. Tipik şeytanidir. Şeytanın zekası kadar konuşabilir. Yani Müslüman aklı hiç çıkmaz. Hiçbir şekilde oluşmaz. Evet, dinliyorum.